genç takım maçı başlardı. Şölen özellikle Kınalıada sahasında. Hilol Kınalıgaz maçlarında inanılmaz bir şölen günü olurdu. Sonra işte veteranlar maçı olurdu. En sonunda A takım dediğimiz şöhretli yıldızların maçı olurdu. O zamanlar futbol şimdiki kadar gelişmiş olmadığında yazın aşağı yukarı yani şu mevsimlerden 15-20 gün sonra Mayıs ayının ortalarına doğru belki oraya kadar bile kalmazdı. Lig biter. Ve Cumhuriyet Bayramı'na kadar aşağı yukarı lig olmazdı. Kışın lig olurdu. Dolayısıyla yazın 4 ay kadar bir 3 ay 4 ay kadar bir süre boş kalırdı. Ve o boşlukta futbolcular tabii futbolu özlüyorlar. Birbirlerini de tanıyorlar. Bir sürü semt sahaları var ama tabii Kınalıada'nın o berbat, yokuşlu, kargacık burgacık semt sahasının cazibesi bir başkaydı. Büyükada'da futbol sahası yoktu örneğin. Eybirada'da Çam Limanı çok uzak gelirdi. Çam Limanı'nda bir futbol sahası vardı. Oraya da pek böyle uzak gelirdi, gitmek istemezlerdi. Kınalıada'da hemen iskeleden in, işte 5-6 dakika yürü futbol sahasının kenarına birikirsin. Öyle bir sahaydı. İşte öyle bir günde unutulur gibi değil Lefter abinin geç komiserin oldu santrafora demesi. Gerçekten anılarımın arasında çok özel bir yerdir. O gün maçı nasıl bitirdiğimi hatırlamıyorum. Heybeliada maçı mıydı bilmiyorum. Aşağı yukarı 7-2 falan bitti maçın. 4 tane ben gol attım. Nasıl koştum hiç hatırlamıyorum yani. Nasıl gittiğimi. Çünkü bir ara arkadaşlarım yeter artık koşma diye bağırıyordu dışarıda. Çünkü düşünün ben 15-16 yaşındayım ve mahalleden arkadaşlarım onlar sanki kendileri oynuyormuş gibi heyecanlanıyorlar, gurur duyuyorlar. Bir de ben öyle oynayınca bağırmaya başladılar. Yeter artık koşma diye. Herhalde nasıl koştuğumu anlar. Sonra tabii ben Lefter abiyle karşılıklı ya da aynı takımda ligde oynama gibi bir şansımız olamazdı. Ben çünkü daha genç takımdan A takıma yeni çıktığım senelerde Lefter abi futbolu bırakmıştı. Ama sonra ne oldu? Sonra Lefter abi profesyonel futbolu bıraktı. Aşağı yukarı 40-42-41 yaşında. Ve şampiyon Fenerbahçe'nin kaptanı olarak bıraktı. Yani adaya gitmişti. Geri çağırdılar Lefter abi. Fenerbahçe kötü gidiyordu. Galiba üçüncü bir duruma mı ne düştü? Gel dediler sana ihtiyacımız var. Lefter abi döndü. Oradan aldığı arkadaşlarıyla Fenerbahçe'sini çıkardı. Şampiyon yaptı. Ya 41 ya 42 yaşındaydı. O sene faal futbolu bıraktı. Ama ondan sonra 60-70 yaşlarına kadar biz yaz kış adalarda devamlı beraber o veteranlar bahsettiğiniz veteranlar, gençler devamlı Kınalıburgaz maçları hep o futbolu oynadık. Yani benim yaklaşık Lefter abiyle 20 küsür yıl adada, ada bazında konuşuyorum. Karşılıklı yan yana futbol oynamışlığımız var. Yalnız benim değil, bütün adadaki çocukların herkes ona bakardı. Maharetini ayağından öğrenmeye çalışırdı. Ama Lefter abideki maharetler öğrenecek gibi değil, o yaratılıştan maharet değil. Öyle bir şey ki biz Lefter abi atardı zaten yani. Galatasaray'a attığını gördüm, Beşiktaş'a attığını gördüm, İstanbulspor'a attığını gördüm. Beykoz vardı, Beykoz'a attığını gördüm. Beykoz takımına, yani galiba Beykoz'aydı. Bir Eker Biçer vardı, santraf oynardı. Lefter abi tutmak için sahaya çıkardı, tekme atmak için çıkardı. Çok Eker Biçer adı, soyadı Eker Biçer. Eker Biçer demişler, sert de bir futbolcu ama temiz kalpli bir futbolcuydu. Yani öyle gaddar tekme atmazdı. O Lefter abi o maçta galiba Beykoz 3-1 bitmişti. Tutmak için Eker Biçer adım attırmayacak diye gazetelerde haber oldu. Lefter abi 2 tane gol attı. Hem de ikisi de onun yanında. Böyle üstüne üstüne gidip yanından geçip ya kenara kaçırsın ya Lefter abi üstüne gitme vuracak falan diye tribünden bağırıyoruz biz. Böyle gidip üstüne gidip yanından geçip tık diye. İnanılmaz. Yani şimdi tabii televizyon olmadığı için bunları benim anlatmam çok zor ve abartılı gibi geliyor insanlara. Bunun abartı olmadığını anlamak için o günü yaşamak lazım. Yani hani soruyorlar bugün Lefter oynar mıydı? İnanın hiçbir şey fark etmezdi. Bakın hiçbir şey fark etmez Lefter abi için. Çünkü iki ayağını da aynı derecede kullanan bir insan. Sol volesi kimdi? Allah'ım yarabbim. Macar maçındaki vole mi acaba? Sol voleyle gelen topa bir tane vurdu. Bir de bakıyorsunuz yani Lefter abi çok iri yarı bir adam değil ama şutları var yani zımba gibi derler ya. Böyle çekerdi şut. Bakardık uzaktan görürdük heybeli ucundan çıkardı. O Lefter abi geliyor falan derdi. Tamam hepimiz hazırlardık Lefter abiyi karşılamaya. Bütün sahil Lefter'i seyretmeye ada. Böyle yani en az 5000 kişi. Kınalıada iskelesinin iki kez demirlerinin yıkıldığını hatırlıyorum ben. İzdihamdan.
Şimdi o Kınalıada da zaten etrafında dursan 1000 kişi, 2000 kişi alacak yer var. İnanın 10 kişi, 15.000 kişi oluyordu. Ada yıkılıyordu yani, tam kelimenin tam anlamıyla yıkılıyordu. Galiba köpeği vardı, köpekleri severdi. Kedileri vardı herhalde, kapısının önünde de vardı, evinde de vardı. Yani o konuda zaten bütün kışlık adaların hayvan sevgileri çoktur. Yani biz kışın biliyorsunuz yazlıkçılığa gitti mi bir sürü kediler iskele meydanına üşüşür ya da sağa sola hepsi aç kalır. Biz de kışlık adalar, onları sanki bakımla yükümlüyüz. Onlara bakarız. Yani hem severek hem sevmeyerek var. Bizler zaten severiz. Bir sürü köpek var şimdi başıboş dolaşır. Eyvah, hayvan aç kaldı, ne yapalım? Gel buraya sen yemek ye. Hangisinin tok, hangisinin aç olduğunu bile biliyoruz adadaki kedilerin, köpeklerin. Bence lefter büyük adanın sembolü. Ve o heykelin elbette ki Fenerbahçe'nin de sembolü. Çünkü Fenerbahçe bir dünya takımı. Bunu hepimiz biliyoruz. Sayın Aziz Yıldırım'ın başkanlığında leftere sağlığında o değer verildiği için hem Sayın Aziz Yıldırım'a hem Fenerbahçe'ye hem de o geçmişi yaşadığı için leftere teşekkür etmek lazım. Lefter abi demem lazım. Teşekkür etmemiz gerekiyor. Ve doğrusu yapıldı. Ama ben düşünüyorum ki lefter adanın sembolüdür ve Büyükada başka bir yer. Ben Kınalı adalıyım ama Büyükada bambaşka bir yer. Biz dünya toplumunun özeti idi. Hele Lefter abinin yaşadığı zamanlarda. Dolayısıyla çok farklı sosyolojik bir yapının, o zamanki sosyolojik yapının incelenmesi ve onun bir bireyi olan Lefter Küçükhandon'a ise de ayrı bir yer verilmesi gerekir. Hatta belki de eğer bir spor müzesi açılırsa ona özel bir bölüm tahsis edilmesi gerekir. Bilmem ki. Hepsini anlattığım gibi ya da hiçbir şey anlatamadım gibi geliyor bana. Çünkü hakikaten öyle. Çünkü düşünün, yani sizin için hep yanınızda göreceğinizi zannettiğiniz adam yok. O sizin için yaşarken de bir efsane. Benim için Lefter abi. Öldükten sonra da bir efsane. Ama ben yok, buna bindim. O Lefter abi ne haber? Gel, komiserin oğlu, gel bakayım. O da oturur. Ya da işte ben kralarmışım. Ne, o günkü maçı gördüm, bizimkileri yine bir şey oynamadılar. Olan o gelip söyleyebilir şimdi. Yani normal konuşmanın içinde bunlar da var.